Birincisi bir kere grafiğin x ekseni ile arasında kalan bölgedir. integral. ama eğer x eksenin altındaysa integralin değeri negatiftir. x eksenin üstündeyse integralin değeri pozitiftir. O yüzden burada direkt bunun alana eşit olması için bir kere x eksenin üstünde olması lazım. Ve sıfırdan dörde bakın bu bölgenin alanı evet gerçekten sıfırdan dörde fx dx olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar integralin değeri Eksi bu alandır. Çünkü integral burada x ekseninin altında kaldığı için negatif değerlidir. Haliyle alanın cevabı buranın integralini vermez. Eksiyle çarpılmışını verir. O yüzden bu olmaz. Buraya geldiğimiz zaman fx artı 2 demek. fx yapmak için fonksiyonu arkadaşlar e, ne yapacağız? 2 birim sağa kaydıracağız. O zaman 2 birim sağa kaydırınca burası 0, burası 4. Şöyle bir grafik olacak. Ve bakın yine hakikaten x ekseninin altında kaldı. şey üstünde kaldı ve aynı zamanda 0 ile 4 aralığı bu grafiğin altındaki alanı veriyor. Dolayısıyla bu da olur 1, 3, değişik. Hızın integrali arkadaşlar yer değiştirmeyi yani konumu verecek bize. O yüzden şimdi burada 3 t kare artı 4'ün ilk 4 saniyedeki değişimi aslında şuradaki arkadaşlar alandır. Bu alanı tabii ki integral yardımıyla bulacağız. O da t küp artı 4t olacak. Belirli integral sıfırdan 4'e haliyle arkadaşlar 64 artı 16 eksi 0 eksi 0 böylece 80'miş. Konum değiştirmesi daha doğrusu yer değiştirmesi işte c şıkkı. Türevde de hatırlayın hız değişimi yaparken aslında konumun türevini alıyorduk. İşte hızın türevini aldığımız zaman ivmeyi veriyordu. Tersten giderken de ivmenin integrali hız, hızın integrali yer değiştirme diyebileceğiz arkadaşlar. Bölgenin alanı 1.2 çarpı 0.5'ten arkadaşlar 0.6. Şimdi hangisi veriyor bakalım onu. Tabi mecburen bunların integrallerine bakmamız gerekecek. Şimdi 1 eksi 0.5 aslında bildiğimiz 0.5 arkadaşlar. 0.5'in integral'i de 0.5 x'tir. 2.2'yi ve 1'i yazdığımız zaman 1.1 eksi 0.5. Böylece 0.6 olacak. Evet birincisi olur. İkinciye baktığımız zaman 1.5 eksi 1 zaten 0.5'tir. 0.5 x olur integral'i. 2.4'ten 1.2'ye. 0.5 parantezinde 2.4 eksi 1.2. 1.2'yi 2'ye bölersek 0.6 bu da oldu. 1 bölü 1.2 eksi 0.5 0.7 yapar. 0.7 x olduğu için hemen yerine 1.2 ve 0.5'i yazacağız. Farkları bunların 0.7 bir de 0.7 ile çarparsak 0.49 olur. Böylece üçüncüsü olmadı cevap 1.2 c şıkkı. Parabolde pratik bilgiyi kullanın bence. Zaten konu anlatımında uzunca söylüyoruz. Önemli olan tepe noktası nerede olduğu önemli değil. Tepe noktasından itibaren şu bölgenin alanı arkadaşlar S'tir. Büyük olan bölgenin de alanı 2S'tir. Dikdörtgenin alanı 3 tane parça olarak düşünürsek. Şimdi burada da o yüzden önce ne yapacaksınız? Bunların kesim noktasının hapsisini bulacağız. 2x eşittir x kareden. Evet x 0 olur. X bir de 2 olur. Gerçekten 0'ı da kesişiyorlar bir de 2'de kesişiyorlar arkadaşlar. Şimdi taralı bölgenin alanı nedir? Aslında şu siyah bölgeye S1 dersek dik üçgenin alanına da S2 dersek S2-S1 sarı bölgenin alanı oluyor arkadaşlar. Şimdi dik üçgenin alanını bulmak kolay. Absisten dolayı taban 2. İster burada yaz ister burada yaz. Ordinatta bakın 4 oldu. Demek ki dik üçgenin alanı 2 çarpı 4 bölü 2 oldu. S1'e geldiğimiz zaman Normalde dikdörtgenin alanı komple şurası 8 olacağına göre bizim bulmak istediğimiz şu bölgenin, rengi alayım hemen, şu bölgenin alanında arkadaşlar 8'in 3'te 1'i olur. Böylece istenen sarı bölgenin alanını bulmuş oluruz. 4-8 bölü 3, 4 bölü 3 oldu, B şıkkı. Bakın şimdi bizden X80 ile arasında kalan bu kapalı bölgenin alanını istiyor mavi ile taradığım. Bunun için de ne yapacağız? Bakın. Parabolün e, teğet olduğu nokta 4 olduğuna göre burası 4 birim, burası da 4 birim, burası da 8 birim. Şu bölgenin alanı böyle bir dikdörtgenin alanının 3'te biriydi. 8 çarpı 4 bölü 3 bundan 2 tane var. Haliyle arkadaşlar 64 bölü 3 oldu C şıkkı. İşte mevzumuz uydu. Pratik formülü kullan diyor. Bunun tabii ki integralini arkadaşlar Sinüs kosinüs integrallerini bilmediğiniz için yapamazsınız. E, bu soruyu niye sorduk? Biliyorsunuzdur belki aslında çemberden yararlanmanız için. Şimdi arkadaşlar çember denklemi şöyle basit bir denklemdir. Merkezi orijinde olan bir denklem y kare artı x kare eşittir r karedir tamam mı? Y'yi yalnız bıraktığımız zaman r kare eksi x karenin kare kökü olur. Eğer üst bölgedeyse artıdır alt bölgedeyse eksidir. Sonuçta şöyle bakın bir çember. Üst bölgeyi istersek artı. Şuradaki alt bölgeyi istersem eksi. Burada gördüğünüz gibi artı olmuş. O zaman üst yarım daireyi alacağız. Burası. Gerçekten bakın x eşittir eksi 2 ve x eşittir 2. Yarım daireyi veriyor. Yarı çap. Bu r'den dolayı bakın. Şurada yaptığımdan dolayı r2. Şimdi sıfırdan 2'ye demiş. O zaman bizden bu bölgenin alanını istiyor. Sonuçta fx fonksiyonu dediğimiz integral alırken eğri altında kalan veya grafik altında alan, kalan alan değil miydi? Burada da grafik altında kalan bölgenin alanı x ekseniyle işte bu çeyrek daire ve yarıçap 2 olduğu için 4 pi bölü 4'ten cevabımız pi olur e şıkkı. Önce bir grafiği çizelim çünkü grafikten yararlanacağız bu soruda. Şöyle büyük bir grafik çizeyim. Tepe noktası y ekseninde şöyle eksi kök altı bu şekilde kök altı y eşittir 2 doğrusu ve arkadaşlar sıfırdan 2 olduğu için e, x eşittir 2 içinde y eşittir 2'den geçiyor bu parabol onu görüyoruz bakın x'e 2 ver y'si de hakikaten 2 şimdi bu fonksiyon öyle bir fonksiyon ki arkadaşlar bakın şöyle bir fonksiyon gibi düşünün burada bütün y değerleri hakikaten şeyden 2'den büyük oluyor ama 6 eksi x kareden de küçük oluyor şurada olsa 6 eksi x kareden büyük olur Burada olsa 2'den küçük olur. O yüzden kırmızıyla gösterdiğim bölgede gibi bir fonksiyon düşünebiliriz. Demek ki bunun x ekseniyle yaptığı alan arkadaşlar böyle bir grafiğin ne olur? Şöyle parabolün bu kısımda kırmızıyla yaptığı alana bakarsak şunu çıkartayım bir şöyle. Burası arkadaşlar y'si 2 olduğu için Şuranın toplamda da 6 birim olduğu için buraya 4 kalır. Nereden 6 olduğunu biliyorum. X'e 0 verirsem burası 6. Burası da 2 arkadaşlar. Demek ki şu bölgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 3'ten 8 bölü 3. Toplamda dikdörtgenin alanı malum biliyorsunuz. Ee, burada 2 çarpı 6 12. Demek ki şu yeşil bölgenin alanı 16 eksi 8 bölü 3'müş arkadaşlar. O zaman bu Kırmızı bölgenin alanı kesinlikle 16 8 bölü 3'ten küçük. Neden? Bizim fonksiyon arkadaşlar temsil olarak burada bir yerde mesela. Ya da en iyi ihtimal şurada bir yerde. Ama garanti parabolün tam üstüne denk gelmeyecek şekilde. Parabolden küçük diyor çünkü. Bu alan maviyle gösterdiğim bu alan ya da bu alan gördüğünüz gibi her türlü bu bölgeden parabolün yaptığı bölgenin alanından küçük geliyor. Peki neyden büyük bu alan? Şu bölgeden büyük. Sonuçta Grafik arkadaşlar 2'den büyük olacağı için şurada taradığım bölgeden de büyük olması lazım alanı. Çünkü bakın gerçekten şöyle gösterdiğimde grafiğin alanı yeşille tarayayım şimdi. Bakın hakikaten o sarı bölgeden büyük oluyor. O zaman sarı dikdörtgenin alanı 2 çarpı 2'den 4. 4'ten büyük A dersek bu alana 16 eksi 8 bölü 3'ten de küçük. Demek ki 16 eksi 8 bölü 3'ü bilmiyor. Ya hesaplayayım bari neyse temsil olarak. 8 bölü 3 ne yapar? Yaklaşık olarak 3. Yani bu arkadaşlar 12 küsürden küçük ama 4'ten de büyük. Buna uyan 2 tane cevabımız var. O da 1, 2, B şıkkı. Fx eksi hx denmiş arkadaşlar. M'ye eşit. Burada alanı bulmak için şuna dikkat edeceksiniz. Üstteki grafikten alttaki grafik çıkarılmalı. Yani integral A'dan B'ye hx eksi fx arkadaşlar A1'dir. Buraya A1 dersem haliyle Soruda ne verilmiş? fx eksi hx verilmiş. O zaman a1 eksi m'ye eşit. Sonra arkadaşlar hx'den gx çıkartırsak burası da a2'yi verecektir. Bakın şimdi b'den c'ye hx eksi gx eşittir a2. Dikkat edelim buraya da c'den b'ye yapılmış. Eğer biz bu sınırları değiştirirsek hatırlayın eksiyle çarpmış oluyorduk. O yüzden çarptım Tabii şu dışına değil G'nin önüne yazayım. Artı aşık eksi g oldu. Gerçekten o zaman demek ki bu a 2 de arkadaşlar m artı 4'müş. Toplayınca a 1 artı a 2'nin 4 olduğunu gördük. Yani taban alın 4 yüksekliği h olan bir prizmanın hacmi direkt taban alını çarpı yüksekliktir. Bu yüzden cevap 6 olur d şıkkı. Burada arkadaşlar normal integralden yazarak formülle göstereyim size. Daha kolay olacağını düşünüyorum. Y'ye bağlı bir fonksiyon. O yüzden bakın nasıl alanı kurgulayacağız. Nasıl olsa simetrik arkadaşlar. Eksi y kare eksi 2 ile y kare artı 2 simetriktir. O zaman ben şu sağ tarafının alanını bulursam sol tarafının da alanını bulmuş olurum. Alan bulurken yalnız bu y'ye bağlı olduğu için sınırlarımızı 2 ile 3 arası seçeceğiz. Bakın gerçekten öyle gördünüz mü? Sınırları 2 ile 3 arasında seçiyoruz. y kare artı 2. İntegralini aldığımız zaman y küp bölü 3 artı 2y. 2'den 3'e yerine yazdığımız zaman 27 bölü 3 artı 3 kere 2 6 eksi 8 bölü 3 eksi e, 2 eksi 4 oldu. Yani 19 bölü 3 artı 2 25 bölü 3. Şu bölgenin alanını 25 bölü 3 bulduk. 2 ile çarparsak 50 bölü 3 A şıkkı. Soruda bir kere daha tekrar ediyorum. En önemli kısım arkadaşlar y'ye bağlı olduğu için sınırların y'ye bağlı olarak seçilmesi. Bunu yan yatırılmış vaziyette şöyle olsaydı hatırlayın 2 3 şeklinde x'te ne yapıyorduk? 2 3 veriyorduk. Aynı onun gibi tamam mı? Y'ye bağlı olunca bu sefer y değerlerine bakıyoruz. En aşağıdan en yukarıya kadar gideceğiz. Böyle anlayabilirsiniz.